Değerli basın mensupları, değerli vaktinizi bize ayırarak buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yamaç Yapı tarafından İstanbul Avrupa yakasında konumu, tarihi, turistik ve kültürel dokusuyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Kağıthane'de yeni bir projeye imza atılıyor. Bölgenin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan İstova'nın basın lansmanına hoş geldiniz. Maslak, Büyükdere, Levent hattına, Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy'e ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken, İstova projesini daha detaylı bir şekilde anlatmak ve sorularınızı yanıtlamak için Yamaç Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yamaç, İstova projemizin mimarı Uğur Şimşek ve İstova Satış Koordinatörü Yeriz Toprak aramızda bulunuyor. Sözü kendilerine bırakmadan önce hep birlikte projemizin tanıtım filmini izleyelim. İstanbul'un merkezinde yer alan Kağıthane'de modern hayata yeni bir pencere açılıyor. İstanbul'un hızlı gelişim kaydeden bu bölgesi İstova'yla yeni bir renk kazanıyor. Kuzeyinde TEM otobanı, güneyinde E5 karayolu geçen İstova, İstanbul'un en önemli iş merkezleri olan Şişli, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Levent ve Maslak'a 5 dakika uzaklıkta. İstova'dan Kağıthane Şişli metrosuyla Hacı Osman Yenikapı metrosuna bağlanma olanağınız var. Ayrıca 3. havalimanına doğrudan metro ulaşımı olması sizin için çok değerli bir ayrıcalık. Okulların, alışveriş merkezlerinin, hastanelerin çok alternatifli olarak yer aldığı bir bölgede yer alan İstova'yla hayatın merkezi siz oluyorsunuz. İstanbul'un oksijen deposu Belgrad Ormanları da yanı başınızda yer alıyor ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Yaşamanın ayrıcalık olduğu İstova, lokasyon değerinin yanı sıra proje özellikleriyle de fark yaratıyor. İstova'da her daim tertemiz bir havayı solurken size İstanbul'un en güzel manzaralarından biri eşlik edecek. Depreme dayanıklı bir zeminde yükselen İstova, zengin sosyal imkanlarıyla adeta şehrin içinde ayrı bir şehir gibi. Profesyonel eğitmenlerin olduğu tam profesyonel spor salonu, fitness salonları, yarı olimpik havuz, sauna, stres ve radyasyona karşı tuz odası, çocuk kulübü ve kafeteryalar, sinema salonu, squash odası ve boks ringi, bilardo ve masa tenisi odası, kat bahçeleri, toplantı odası ve mescit, dinlenme odası ve seyir terasları gibi sosyal donatılar, keyifli ve kaliteli zaman geçirmeniz için size geniş bir yelpazede seçim imkanı sunuyor. Modern mimarisiyle estetik beğeninize seslenen İstova'da 1+1'den 5+1'e değişen daire büyüklüklerinin her biri konforu hayatınızın değişmez parçası kılıyor. Kısaca özetlemek gerekirse İstova, konforun, estetiğin ve ergonominin bir araya geldiği, çok geniş sosyal imkanlara sahip yepyeni bir dünya. Üstelik size özel bu dünya İstanbul'un hızla büyüyen ve gelişen bölgesinde. Çok özellikle bu yeni hayata adım atarken aynı zamanda yüksek kazanç getirecek bir yatırımın altına imza attığınızı da unutmayın. Siz de İstova'da yaşamaya karar verdiyseniz hayat boyu, hayat dolu bir yaşam sizi bekliyor. Evet, bu güzel videonun ardından İstova projesiyle ilgili bilgi vermesi için mikrofonu Yamaç Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haydar Yamaç'a bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, yoğun gündeminiz arasında davetimizi kabul edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada Yamaç Yapı olarak İstova projemizin lansmanı için bir araya geldik. Umarım bugünden sonra da sizlerle daha sık karşılaşma imkanımız olur. Kısaca firmamız hakkında bilgi vereyim. Daha sonrasında da projemizin detaylarını birlikte paylaşalım. Yamaç Yapı olarak 1995 yılından itibaren inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bugüne kadar başta Kağıthane olmak üzere Levent, Şişli, Beşiktaş gibi İstanbul'un
İstanbul'da 1000'den fazla konutu hayata geçirdik. Birçok kişiyi ev sahibi yaptık. Hatta yakın zamanda da yine inşaatını tamamlayıp Mayıs ayı ortalarında teslim edeceğimiz yine kentsel dönüşüm kapsamında 150 konutluk projemizde Mayıs ayının ortasında dediğim gibi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bizler Yamaçyapı olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gelecek dönemde de İstova markamızla farklı lokasyonlarda projeler geliştirmeyi hedefliyoruz ki tam bu noktada yine 2018 yılı içerisinde iki farklı kentsel dönüşüm kapsamında iki farklı projemizi de hayata geçireceğiz. İstova projemizi İstanbul'un en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgesi Kağıthane'de yaklaşık 140 milyon TL bedelle hayata geçiriyoruz. Projemiz 80 bin metrekare inşaat alanını kapsıyor, 15 katlı 4 blok şeklinde yükseliyor. Çok özel bir lokasyonda hayata geçirdiğimiz İstova projemiz için şehrin tam da merkezinde ulaşım akslarına olan yakınlığıyla kısa sürede yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Bildiğiniz gibi Kağıthane bölgesi son yıllarda hayata geçirilen birçok yeni konut projesiyle yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Uzun yıllar mesire alanı olarak bilinen Kağıthane özellikle 1950'lerde fabrika ve sanayi bölgesi olarak biliniyordu. Ve 2010 yılı öncesine kadar da imarda da ciddi manada sıkıntılar vardı, biliniyordu bunlarda. Bu nedenle bölge İstanbul gibi değerli bir şehre tam da merkezde yer almasına rağmen çok da fazla bir gelişim gösteremedi. Fabrikaların şehir dışına taşınmasıyla birlikte bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmaya başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgedeki eski ve sağlıksız yapı stoğu yenilenmeye başlamasıyla birlikte yeni ulaşım aksları, yeni tüneller ve çevre yolu bağlantılarıyla büyük metro yatırımlarıyla her geçen gün değerine değer katan bir lokasyon haline geldi. Yamaçyapı olarak biz de İstova projemizle bu değerli lokasyondaki yerimizi aldık ve Kağıthane'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün bunlar insanlarımız için daha kaliteli bir yaşam ortamı oluşturmaya açısından sevindirici gelişmeler. Maslak, Büyükdere, Levent, Şişli, Mecidiyeköy'e ulaşım yakınlığıyla ve ulaşım kolaylığıyla hem yatırım hem oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlerin kısa sürede dikkatini çekmeyi başaran İstova, 500 adet konuttan 100 adet de ticari üniteden meydana gelmektedir. Projemizde 1+1'den 5+1'e kadar geniş daire seçenekleri mevcuttur. Avrupa yakasının en çok prim yapan bölgesinde yükselen İstova'nın değeri yeni metro hattının da tamamlanmasıyla birlikte katlanarak artacak, aynı zamanda yüksek kira getirisine de sahip olacaktır. Yatırımcılarımıza lansman özel bir de sürprizlerimiz var. Dairelerimiz kısa süreliğine metrekaresi 5500 TL'den satışa sunuyoruz. Bu değerli lokasyonda yer almak isteyenler İstova'ya davet ediyoruz. Üstelik 60 aya kadar da 0 faiz seçeneğini sunuyoruz. Yatırımcılar bu fırsatı kaçırmamalı diyorum. Sözlerimi burada tamamlarken tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haydar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü İstova projesinin mimarı Sayın Uğur Şimşek'e bırakıyoruz. Değerli misafirlerimiz, lansmanımıza geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Haydar Bey konuşmasında firmamızdan, bölgeden ve detaylardan bahsetti. Ben de projenin teknik bilgisi, proje yaklaşımımız ve İstova'yı nasıl oluşturduğumuz konusunda sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle 7 yıldır Yamaçyapı ailesinin bir kardeşi olarak firmada çalışmaktan gurur duyduğumu sizlere belirtmek isterim. Yönetim Kurulu Başkanımız Haydar Bey'in
Proje geliştirme sürecinde bizlere her zaman dediği bir söz vardır. Projeleri ticari olarak değil, yaşanılabilir alanlar, bunların son kullanıcısını mutlu etmek ve gerçekten bölgeye değer katacak projeler üretmek olmuştur. Üstova proje geliştirmesinde de bu dinamikleri göz önüne alarak önceliğimizi yaşanılabilir bir alan oluşturmaya verdik. İstova 4 bloktan oluşan, sizlerin de biraz önce izlediği gibi 4 bloktan oluşan 500'ü konut, 100 adet ticari birimden oluşan 600 bağımsız bölümlü 80 bin metrekare inşaat alanına sahip bir projedir. Bu projede yaşam merkezi olarak tasarladık. Burada yaşam merkezi olmasının altını çizmek istiyorum. Tasarım sürecinde biz de bu şekilde farklı konulara el aldık. İstova'da kapalı otoparktan, sizlerin de videoda izlediği gibi geniş sosyal olanaklara kadar birçok teknik konumuz sahip. Pardon. Biz projeyi tasarlarken öncelikle bölgenin neler eksiktir, bu bölgeye neler katabiliriz, bunları göz önünde bulundurduk. En önemlisi hepinizin bildiği İstanbul'un kapalı otopark ihtiyacı. Bu ciddi anlamda bir problem. Yollarımız dolmuş taşmış ve otopark ihtiyacımız mevcut. İstova Haydar Bey 15 katlı dedi, aşağıda 5 katlı ciddi anlamda 30 bin metrekareye sahip sosyal alana sahip. Bunun 20 bin metrekaresini kapalı otoparka ayırdık. Bu otoparkın girişi çıkışı ve gerçekten sirkülasyon alanları muhteşem şekilde çalışıyor durumda. Bunun dışında 5. Bodrum katımızda bölgenin gerçekten öne çıkan bir projesi olarak yarı olimpik yüzme havuzumuz mevcut. Bu yarı olimpik yüzme havuzunun etrafında tuz odası, solaryumu, gireceğiniz sauna alanlarıyla beraber çok güzel bir relax katı tasarladık. Bu relax katından sonra bir üst kata çıkıp güzel bir şekilde spor yapabileceğiniz, tamamı bu projeye özgü olarak tasarlanmış spor alanlarımız mevcut. Siz burada sporunuzu yaparken çocuklarımız üst katta rahat rahat çocuk oyunları alanlarında, müzik odasında ve diğer sosyal alanlarda vakit geçirebilirler. Aslında projenin güzel bir kısmı olan ve kendim de eğitim mezunuyum. Mezun olduğum Taşkışla'dan örnek aldığımız bir yaşam avlusu oluşturduk. Bu yaşam avlusunda rahat rahat yeşil alanda gezebilir, ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Bu yaşam avlusunu tamamen projenin konut kısmına ayırdık ve gerçekten ciddi de bir alan bıraktık bunun için. Daire kısmına gelmek istiyorum bu kısımda. Geniş yaşam alanlarından bahsederken 1+1'den 5+1'e kadar geniş bir yelpazemiz mevcut projede. 50'ye yakın farklı daire tipimiz var. Bu daire tiplerinde her türlü detayı tıpkı bütün mimari detayları göz önünde bularak tasarladık. Lüks ve güzel bir proje tasarlamak adına. Detaylarla alakalı. Şöyle söyleyebilirim proje konusunda. Bölgede bizim Kağıthane bölgesinin gelişmekte olduğunu Haydar Bey zaten üzerine vurguladı. Bu bölgede sizlerin ve tüm yatırımcıların dikkatini çekebilecek güzel bir proje hayata geçirmek için uğraştık. Bütün çabamız buydu. Bu konuda bütün dairelerimizi en ince ayrıntısına kadar tasarladık. Beni dinlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Teknik konularda sorularınız varsa soru cevap kısmında alabilirim. Çok sağ olun. Uğur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, yöneticilerimize verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, şimdi sorularınızı yanıtlamak isteriz. Mikrofonlarımız var, soru sormak isteyenlere hemen mikrofonu da ulaştırarak. Şurada bir hanımefendi var, lütfen ona ulaştırabilirsek. Habertürk Emlak Şengül Kırmızıtaş ben. 2018'de iki İstova markalı yeni projemiz olacak dediniz. Bu iki proje, bu yani şu an tanıtım yapılan projenin dışında iki proje mi? Ve biraz bahseder misiniz? Nerelerde olacak? Yatırım değerleri nedir? Evet, şu an tanıtımını yaptığımızın projenin dışında 2018 yılı içerisinde yine Kağıthane bölgesinde hayata geçireceğimiz iki tane kentsel dönüşüm kapsamında yine farklı projelerimiz olacak. Zaten onların da şu anda son çalışmalarını yapıyoruz. Onların da tanıtımı için inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Bir araya
Evet, şöyle söyleyeyim, onlar da ikisi hemen hemen yaklaşık 50'şer milyon civarlarında. 50-50-100 gibi toplamda. Başka yani. Sorunuz? Evet, siz buyurun. Evet, hayırlı olsun. Hatice Kolçak, emlakpencerem.com. Benim üç tane sorum olacak benim. Evet. Şimdi Kağıthane'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak lanse ettiniz bize. Hangi anlamda acaba? Alan anlamında mı, konut sayısı anlamında mı? Hangi kriterlere göre en büyük diyebiliriz? Evet, söyleyeyim. Şu kentsel dönüşümde biz yerinde dönüşüm sadece parsel bazında yapmıyoruz. Ada bazı diye tabir ettiğimiz bütün bir adadaki parseller alıyoruz. Parsel bakımından da hem en yüksek metrekareye sahip parseller hem de alan olarak daha geniş alanda. Mesela biz bu şeyde İstova projemizde 24 adet bina yıktık. Öyle bir dönüşüm yaptık burada. Tek bir parseli ele almadık ve Kağıthane bölgesinde de dediğimiz gibi bizim en büyük kentsel dönüşüm oldu. Birkaç parselden oluşuyor. 24 parselden 24 oluşuyor. Parselden evet. Oluşuyor. Peki ikinci sorum, aslında cevap verdiniz. Arsa üzerinde daha önce bir fabrika mı yoksa konut mu vardı diye soracaktım. Konut var dediniz. O zaman şöyle sorayım, kaç hak sahibi var? Ve kaç tane daire vereceksiniz mevcut projeden? Evet, bu projemizde 146 tane muhatabımız vardı. Sözleşme yaptığımız mülk sahibi, hak sahibi diyelim. Projenin %50'si. Biz hak sahiplerinin %50'si de yine yüklenici firma olarak bize kalıyor. Peki, biraz fazla oldu ama son sorum şöyle olacak. Banka kredisi kullanılabiliyor mu? Siz 60 ay vade yaptığınızı söylediniz. Banka kredisi kullanılıyor mu? Onu merak ettim. Şu anda 60 ay vadeyi biz kendi bünyemizde, şirket bünyesinde yapıyoruz ama projemizde şu anda birkaç bankayla şeyimiz var. Hemen kredi kullandırabiliyoruz. Çalışmanız var. Bu proje çalışmamız hazırdır. Tamam. Yani nasıl bir teminat vereceksiniz tüketiciye diye soracaktım. Evet. Bunun bir kısmı herhalde banka kredisiyle verilecek. Garantör bankalarımız var. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Başka sorumuz. Daha önce bir beyefendi kaldırmıştı. Sonra da size alalım. Buyurun. Uğurcan Tokay, emlakta.sondakika.com. Hayırlı uğurlu olsun projeniz. Haydar Bey, şunu soracağım. Burada bir kentsel dönüşüm projesi yapıyorsunuz. Tabii hak sahipleri var. Lansman öncesinde satışa başlamış mıydınız? Bir talep aldınız mı veya bir satış gerçekleştirdiniz evet, mi? Evet, ön taleplerimizi biz yaptık. Şu anda %30-35 oranında da bir satışı yakalamış durumdayız. %35 biz hemen bugünden itibaren o arkadaşlarımızı çağırıp satışlarını gerçekleştireceğiz. Yani %35 kesin satış. 30-35 aralığı diyelim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Eyüp İyi Gün Emlak Metrekare. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Ben projenin bitim ve teslim tarihini öğrenmek istiyorum. Bir diğerinde de satışta bulunan dairelerinizin brüt net örneklerini verebilir misiniz? 1+1 ne kadar net ve brüt üzerinden satıyorsunuz? Bir tane de 3+1 örneği istiyorum sizden. Bu 60 ay sıfır faiz yaparken ne kadar peşinat alıyorsunuz? Veya bu 60 ay sıfır faiz uygularken metrekare birim fiyatlarınız değişiyor mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben cevap vereyim isterseniz. Evet. Projemizin teslim tarihi 2019 Aralık ayında gerçekleşecek. Net brüt farkımız %30'larda. Minimum 60 metrekareden başlar. 285 metrekareye kadar seçeneklerimiz var. 1+1'de 60 metrekarenin 44 metrekare gibi bir neti var. 40-44 metrekare. Birkaç tane tipimiz var 1+1'de. 3+1'de de örneklersek 180 metrekare brüt, 120-125 metrekare civarında netimiz var. Onun haricindeki sorunuz tekrarlarsanız 60 ay vadede şöyle kendi firma finansmanımızla yapıyoruz. Bunun nedeni banka oranlarının şu an çok yüksek olması nedeniyle 1.27 civarında biliyorsunuz. Fiyatlara yansıtmadan kendi bünyemizde sıfır faizle 60 ay vadelendiriyoruz. %30'unu da peşin alıyoruz. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Hüseyin Belibağlı, Emlak Müzikom TR. Haydar Bey, ben şunu merak ediyorum. Az önce konuşmanızda 1950'lere kadar mesire yeri, işte o dönemde bu zamana kadar da yakın zamana kadar da sanayi bölgesi olarak görüldü. Ve şehrin merkezinde olmasına rağmen çok da erişim olmadı dediniz. Şimdi ben burada sizin işte Kağıthane ile beraber, Kağıthane, Gazi Osman Paşa'da bir kentsel dönüşüm panoraması çizmenizi rica edeceğim. Yani bölgenin bu kadar şehrin merkezinde olmasına rağmen gelişmesi niye bu kadar gecikti? Bundan sonra da nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Evet, konuşmamda da belirttiğim gibi 1950'lerden sonra fabrika ve sanayi bölgesi daha yoğunluktaydı Kağıthane bölgesinde. Ne zaman ki bu fabrikalar şehrin dışına taşındı ve bir de bunun yanında tabii ulaşım aksları da gelişti.
Hatta şu anda bölgemizde 3 katlı tünel projesinin, Büyük İstanbul 3 katlı tünel projesinin şu anda yapılan, başlanacak olan tam da Hastal'dan geliyor. 3. havaalanının şeyi, ulaşım kolaylığı diyelim, yakınlığı çok demeyeyim, 20 metrekare onun şey kilometre olarak ama ulaşım kolaylığı ve bunun yanında daha farklı projelerin kağıthanede yer alması. İşte Çapa Hastanesi'nin mesela yakın zamanda faaliyetine, inşaat faaliyetine başlayacak Hastal'da yine. Bunlardan dolayı kağıthane bölgesi çok büyük değerler kazandı. Kentsel dönüşümde de hız kazandı. Ve şu anda zaten biliyorsunuz çok büyük firmalar, çok büyük projelerle kağıthane bölgesinde yer alıyor. Bu da değerine değer katacaktır kağıthanenin. Sizin bir sorunuz vardı. Bir mikrofonu öne ulaştırabilirsek teşekkür ederim. Emlakta Fark adına Nalvan. Haydar Bey, öncelikle hayırlı olsun. Benim sorum da özellikle kentsel dönüşüm İstanbul için gerçekten çok önemli bir uygulama. Özellikle yerinde dönüşüm yani en zor olanı ve sizler de bunu çok iyi başarmış olduğunuzu görüyoruz. Özellikle birkaç bundan sonraki yapacağınız projelerin haberini de vererek söyledim. Bu kentsel dönüşümde, özellikle yerinde dönüşümde bu işi nasıl çözdünüz? Yani özellikle kağıthane bölgesini nasıl çözdünüz? Yani biz çünkü gerçekten zor bir olay. Hatta burada devletin bir sürü uygulaması var. Yani bir fabrika alanını dönüştürmek çok kolay. Ama bir konut alanını dönüştürmek işte %80'ine, hatta yeni Kiptaş'ın böyle bir önerisi var. Evet. Alıp %80'ini hak sahibine verip %20'sini şey yaparak, işte hatta devletten, belediyeden, büyükşehirden ciddi destekler alarak, maddi destekler alarak dönüştürecekler. Siz bir özel sektör temsilcisi olarak bunu nasıl çözdünüz? O zorlukları, yaşadığınız zorluklardan biraz bahsederseniz en azından size hani basın olarak da destek ne konuda verebiliriz? Tabii ki. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi kentsel dönüşümde muhatap sayımız bizim çok fazla. Ve insanlara biz aynı metrekareleri veremiyoruz hiçbir zaman. Eski binalarda yapılaşmaya ve imara çok dikkat edilmediği için çok büyük metrekareler vardı. Şimdi biz bunları yaparken tabii ki ister istemez bir nebze küçültüyoruz. Dolayısıyla en büyük zorluğumuz da zaten burada başlıyor. Ve bu projede de demin de belirttiğim gibi 146 tane muhatabımız vardı. Biz bunların hepsiyle tek tek görüşüp ve aynı noktada bu insanları birleştirmemiz gerekiyordu. Tabii çok zorluklar yaşadık. İnsanları ikna ettik. Projemizin güzelliği onları belki de biraz bu ikna çabasında daha kolay bir aşamaya getirdi. 2,5 sene gibi bir zamanda ancak biz bu olayı tamamlayabildik. Bir de çevrede bizim birilerimiz vardı. Ben eskiden beri orada, o bölgede inşaat sektöründe devamlı faaliyetlerimiz, devamlı iri ufaklı binalar yapıyorduk. Fakat burada devletimizin bize destek vermesi lazım. Şöyle ki, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkması gerekiyor. Bu olayın yerel yönetimlere bırakılırsa çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü %80 gibi bir alanı bir kere sözleşmesini yapmanız lazım ki %20'lik kısmı kalıyor. Artık onu devlet ya istimlak ya kamulaştırma yoluyla bunu halledebiliyor. Yok olmazsa bu son aşamaya kalan sözleşmelerde çok farklı taleplerle karşılaşıyoruz. Bizim devletten beklediğimiz bu olayı yani en uygun yasalarla destekleyerekten ya yerel yönetimlere ya da daha farklı bir şekilde bilmiyorum nasıl olur, ona göre halletmeleri lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Merhaba, Emre Kulcan'a imar.com. Projede yabancı yatırımcı için ayrılmış blok, kat vesaire var mı? Görüşmeleriniz var mı yabancılarla? İkinci sorum da şu, 50'ye 50 anlaştık demiştiniz. Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde 55'e 45'e anlaşmalar neredeyse bazı firmaları bitirme noktasına getirdi. Kentsel dönüşümdeki bu 50-50 anlaşmalar o oran yüksek mi, normal mi? Sizin için en ehven olan oran aslında ne? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi isterseniz ikinci sorunuzdan başlayayım hemen. Biz firma politikası olarak %50'nin içine çıkmayı hiçbir zaman düşünmedik, düşünmüyoruz da. Bunun çünkü sonu yok. Karşısındaki muhataplarınız 60 da olsa 70 da olsa zaten tatmin olmayacaklardır. Dolayısıyla biz %50 sınırını hiçbir şekilde aşmama gayreti içerisindeyiz. 50 sınırı sizi zorlamıyor mu? Onu sormak istedim. Evet, normal. 50 sınırı aşarsanız biliyorsunuz son zamanlarda özellikle inşaat maliyetlerinde çok fazla bir yükseliş meydana geldi.
Eğer bu aşılmış olsaydı, bırakın bir kar marjını çok daha tehlikeli bir boyutlara götürebilirdi. O yüzden de %50 sınırı normaldir. Aşılmaması da gerekir. Birinci sorunuzu tekrar alabilir miyim? Yabancı yatırımcı ile ilgili blok ya da kat anlaşması yaptınız mı? Yabancı yatırımcıya da tabii ki satışlarımız var ama bunu biz çok kısıtlı bir şekilde tuttuk. %15 seviyelerinde. Asıl bizim hedefimiz yerli yatırımcılar. Çünkü burası az bir konut da değil, 500 konuttan oluşacak. Buranın yaşanabilir hale gelmesi lazım. O yüzden de yerli olarak şeyimiz %85, yabancı olarak da %15 satışımız. Bir de konutun değerlendirilmesi, o 500 simitin değerlendirilmesi, tamamıyla satışı sizin üzerinizden mi gerçekleştirildi? Yoksa aksaklarını, hani yarısı olanı mı? Hayır, tabii biz kendi üzerimize olan %50'lik kısmını biz satışını gerçekleştiririz. Hak sahiplerinin kendilerindir. Buyurun. Aynı soru soracaktım da bu 500 konut içerisinde hak sahiplerinin daireleri yok yani, öyle mi? Hayır, toplam 500 konut, hepsi var. Ha, satışta olan ne kadar olacak? 250'si, yarısı. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Şu anda projenin %85'i yabancı inşaat evine satılmış oluyor değil mi? %50 hak sahibi, %35'te satışta kesin satış var dediniz. Şöyle, %50'nin %30-35'likliğini kastettim. Yani 250 konutun %35'i. Diğer %50'ye karışmıyorsunuz. Ay, karışmıyoruz, evet. Satışında ama teslimden sonra. Yani onlara şu an satış hakkı vermiyoruz. Yarın bugün satmak isterlerse de biz planlamasını yapıp satacağız. Değer kaybı yaşamamak için. Teslimden sonra isterlerse sonra, kendileri aynen satacaklar. Öyle. Evet. Tamam. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Şu anda iş yerleri, ofislerle ilgili satışımızı açmadık. Mağaza karmasını yaptıktan sonra ve kiraya verdikten sonra o zaman satışa çıkaracağız. Planlarımız bir sene sonra onunla ilgili, iş yerleriyle ilgili. Turgut Yıldız ben, Emlak Lobisi.com. Hayırlı olsun, burada siz bir yabancıya kısıtlamaya gitmişsiniz. %85'ini yerli, %15'ini yabancı gibi. Bir rahatsızlık yaratacağını düşündüğünüz için böyle bir kısıtlamaya gittiniz. Yani yerli, yabancı ayrımı, insan olması yeterli değil mi? Teşekkür ederim. Kesinlikle. Onu ayrımı yapmıyoruz zaten, ona da değinmiyorum. Sadece artık burada hayatın başlaması lazım. Yabancı yatırımcı oluyor. Bu daha sonra satmak veya kirayı vermek gibi olduğu için biz burada hayat başlasın istiyoruz bu projede. Ya yabancı da olsa herhalde bir insan olması yeterli olur diye tabii düşünüyorum. Kesinlikle, yani. Tabii yani kesinlikle. Yani 85-15'lik bir ayrım yapmıyoruz tabii ki öyle. Hı-hı. Tamam. O yanlış anlaşılmasın lütfen. Peki, o zaman biz yanlış anladık. Teşekkür ederim. Güzel. Başka sorumuz var mı? Galiba yok. Evet, sorumuz yoksa basın toplantımızı burada sonlandırmak istiyoruz. Saygıdeğer misafirler, hepinize bugün burada gerçekleştirdiğimiz lansmanımıza katılarak heyecanımızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.